Hesap yapanı da anında tanırız. Şimdi de aynı partinin genel başkanı dahil pek çok sözcüsü şu parti illa barajı geçmeli diyerek adeta seçmenlerini iş ortaya çıkarıyor. Barajı geçsin dedikleri parti bu ülkenin en eli kanlı örgütünün emrinden çıkamadığı için gerçek anlamda siyasi parti olamamış bir yapıdır. Milletvekilleri kendilerine oy verenleri temsil etmek yerine örgütün cenaze ve silah işlerine bakıyordu. Anlıyorsunuz değil mi? Belediye başkanları seçildikleri yere hizmet etmek yerine devletin kendilerine tahsis ettiği aracı, gereci, parayı götürüp örgüte daha gönderiyordu. Teşkilatları derseniz örgüt adına daha adam toplama ve bunları adeta ölüme gönderme merkezleri haline gelmişti. Öyle mi? Böyle bir partinin illa mecliste olmasını ülkemizde sadece bir PKK istiyor, bir de CHP istiyor. Öyle ki yurt dışında aynı çadırın bir tarafını CHP, diğer tarafını bölücü örgütün siyasi uzantısı kullanıyor. İşte şu anda benimle ilgili yurt dışında, özellikle Almanya'da yapılanları duyuyorsunuz değil mi? Ya topunuz gelin, topunuz. Benim Avrupa'daki kardeşlerim, Avrupa'daki Adıyamanlı kardeşlerim her şeyi çok iyi biliyor. Onlar sizin o çadırlarınızda oy vermezler. Bak Bosna Hersek'te hepsi oralara aktı geldi. Onlarla Bosna Hersek'te toplandım. Ve orada onlarla bir araya geldim. Ve hepsi 24 Haziran'a çok iyi hazırlanmışlar. Ve bunlara gereken dersi verecekler. Şimdi ben Adıyaman'da bu manzaraya bakıyorum. Bu manzara tek başına oynanan oyunu bozmaya yeter. Kardeşlerim, bu ülkede 81 milyon vatandaşımızın tamamıyla birlikte Kürt kardeşlerimizin de temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan. Bak bu kadar açık söylüyorum. Niye? Niye? Ya benim için Türklük, Kürtlük, Lazlık, Çerkezlik böyle bir şey yok. Biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik ya, bu kadar basit. Bu kadar basit. Türkiye'de Kürt kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları yerlere en büyük hizmeti biz götürdük. Biz götürdük. Şehir merkezlerinden mezralara kadar, yolundan suyuna kadar eksik hizmet bırakmadı. Kültürel ve sosyal haklar konusundaki tüm yasakları biz kaldırdık. Tüm engelleri biz kaldırdık. Kardeşlerim, red, asimilasyon, inkar, bütün bu politikaları biz kaldırdık ya. Ülkemizde artık hiç kimse ne kökeninden, ne inancından, ne sosyal statüsünden dolayı itilip kakıldığını, horlandığını, ikinci sınıf muamele gördüğünü söyleyemez. Peki, bu terör örgütünün güdümündeki parti ne yaptı? Türkiye'nin tamamını bir kenara bıraktım. İstismarını yaptıkları bölgelerde dikilmiş bir tane ağaçları, üst üste konmuş bir tane tuğlaları var mı? Şimdi cezaevinden aday olan Buzat ziyaret etmiş. Muharrem, Sayın Muharrem, ince ince Edirne'ye gittin. Peki bu Diyarbakır'da yapılan 7 Haziran seçiminden sonra bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi? 53 tane benim Kürt kardeşimin ölümüne neden olan. Ya sen hangi akla hizmet ediyorsun? Neymiş adaymış?
neymiş, serbest bırakılması gerekiyormuş. Sen ne diyorsun ya? Neyi serbest bırakıyorsun? Şu anda bu ülkede hukuk var. Yargı var. 53 tane benim Kürt kardeşimi bunlar orada öldürdüler. Ve ondan sonra da biz asla kimseyi öldürmedik diyor. Bırakın bu yalanları. Yasin Börü'nün hesabını veremezsiniz. Oradaki kardeşlerimizin hesabını veremezsiniz. Yargı tecelli edecektir. Hukuk tecelli edecektir. Adalet tecelli edecektir. Gereği neyse olacak. Bunlar sadece ve sadece mezar taşı dikmeyi bilirler. 6-7 Ekim 2014 tarihinde vatandaşlarımızı sokağa çağırıp insanlarımızı birbirine kızdıranlar, bunlar değil mi? Bunlar kırdı. Şimdi cezaevinden Esif Yağan Zat'ın elinde 53 vatandaşımızın kanı var, kanı. Kanı var. 2015 seçimlerinde onca oy alıp meclise girdiler de ne oldu? Çukur eylemlerinde 300'ün üzerinde vatandaşımızın ölümünden bunlar sorumlu. Okuldan kütüphaneye, camiden hastaneye, öğrenci yurdundan yola ve kaldırıma kadar yakıp yıkmadık yer bırakmayan teröristlerin arkasında bunlar duruyordu. Ekranlarda saz çalıyor diye pazarlananlar, arka tarafta milletimize kurşun sıkanların sırtını sıvazlıyorlardı. Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlarımızın inancı ve kültürü üzerinden istismar dili kuran bu parti batıda ne kadar inançsız, kendi kültürüne ve ülkesine husumet besleyen marjinal kesim varsa onlarla birlikte yol yürüyor. CHP, öyle mi? PKK, bunlar beraber yol yürüyor. Dün devlete atfettikleri baskıcı, kan dökücü, inanç ve kültürlere saygısız ne kadar davranış varsa fırsat bulunca hepsini kendileri uyguladılar. Bunlardaki riyakarlık, bunlardaki zehirli dil, inanın bana kimse de yok. Bu parti mecliste bulunduğu dönemde Türkiye için, demokrasimiz için, hak ve özgürlükler için, ekonomi için, kalkınma için hangi işin ucundan tuttu? Ülkemizi yurt dışında kötülemenin, meydanlarda vatandaşlarımızı devletlerine karşı tahrik etmenin dışında ne icraatları var? Bölgedeki vatandaşlarımız, görevlendirdiğimiz kayyumlar, hamdolsun o belediyeleri şu anda pırıl pırıl hale getirdiler. İnşallah daha sonra. Bugün Diyarbakır'dan Mardin'e, Şırnak'tan Siirt'e, kayyumların yönetimindeki tüm belediyeler yaptıkları hizmetlerle adeta tarih yazıyorlar. Onların kan akıttığı musluklardan artık su akıyor, su. Onların teröristlerin emriyle delik deşik edip bıraktığı sokaklar, caddeler elhamdülillah şimdi pırıl pırıl hale geldi. Kardeşlerim, onların yıktıkları evleri, iş yerleri, tarihi eserleri çok daha güzel şekilde yeniden ayağa kaldı. Onların yaktıkları okullarda, kütüphanelerde şimdi evlatlarımız geleceğe hazırlanıyor. CHP çıkmış, işte bu partiyi meclise sokmak için kendi seçmenlerini onlara yönlendiriyor. Şimdi bir şey söylüyorum. Atalarımız demiş ki, tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Sağda seçmenini ona buna peşkeş çeken bir partinin ülkenin yönetiminde iddiası zaten yok demektir. Kafalarındaki 40 tilki artık 24 Haziran'da başka yere kaçacak. Yakında bunların hepsinin de kuyrukları birbirine dolanacak. Biz milletimize hizmetkar olmaya geliyoruz. Hadi aman!
Bu konuda inançlı mıyız? Kararlı mıyız? Allah'ın izniyle. Şurada